Evet, bir grup soru var. Birkaç farklı soru aynı şeyi sormuşlar aslında veya benzer şeyleri sormuşlar. Ben de bir video ile cevap vermeye çalışacağım. Konu kişisel mahremiyet, kişisel bilgilerimizin ne durumda olduğu, ne kadar güvenilir olduğu ve değişik firmaların bunları toplayıp ne yaptığı veya bize ne kadar zarar getirebileceği veya benim kişisel olarak bu konularda ne yaptığımla ilgili sorular özet olarak. Şöyle hızlıca soruları okuyayım. Birkaç farklı soruyu buraya aldım. Başka soranlar da vardı. Onlar da alınmasınlar sorularını okumadım diye ama aynı şeyleri sordukları için zannediyorum bir iki tanesini okumam fikir verecektir. Mesela İbrahim Alay Bey'i sormuşlar. Açık bir şekilde isimlerini yazdıkları için veriyorum. YouTube altında kendi yazdıkları isimleri ne kadar doğru tabii onu da bilmiyoruz. Böyle birisi var mı bilmiyoruz ama yazdıkları ismi en azından okuyalım. Konu kişisel verilerle ilgiliydi. Bu verilerimiz eskiden anonim olarak toplanıyor deniliyordu ama şimdi apaçık fişleniyoruz. Parantez içinde yazmışlar. Dini görüşlerimiz, aile ilişkilerimiz, şifreler, Gmail kullanıp da Google şirketi benim mail şifremi biliyor gibisinden değil. Özellikle çevreden böyle nedensiz tepki alıyorum. Daha çok browser'dan başka hesaplarımıza ve her türlüsü. Yani burada kastettikleri zannediyorum şifrelerimizin açık bir şekilde toplanıyor olması veya bir şekilde birilerinin kötü niyetle bunları ele geçiriyor olması. Rahatsız olmamız gerekiyor mu? Gerekiyor mu diye sormuşlar. Siz gayet rahat kullanıyorsunuz. Sebebi konuyu benim ve GNU çevresinin paranoyalaştırması mı? Özellikle size sordum çünkü herkesten çok bilginiz var. Bu konuda teşekkürler demişsiniz. Estağfurullah. Bildiğimiz kadarıyla cevaplamaya çalışalım. Bir iki tane daha benzer soru var. Onları da alt alta yazmışım. Bulabilecek miyim acaba? Evet, o birazcık daha Cünü felsefesiyle ilgili soru. İşte özgür yazılımı tercih ediyor musunuz? Mesela cep telefonlarımız artık bu işin madeni, özellikle veri madeni, Big Data gibi pay sahibi. Telefonunuzda WhatsApp veya Google hizmetleri, Apple hizmetleri kullanıyor musunuz? PC'de işletim sisteminiz macOS. Bunu gördüm demişler. Altında devam ediyorlar. Bu ürünleri kullandığınızı varsayarak acaba siz kişisel verilerinizi bu şirketlerle paylaşmaktan rahatsızlık duymuyor musunuz? Yoksa benim kaçırdığım noktalar mı var? Yazının başında değinmek istediğim cahillik konusu demişsiniz. Google, Apple, Microsoft gibi firmalar güvenebilir miyiz kişisel verilerimiz için? Kimseye güvenemezsiniz. Devir kötü. Yani bu firmaların hiçbirisinin size zarar vermeyeceği gibi bir garanti yok. Şimdi burada birkaç şeyden tabii bahsetmek lazım. Bu işin bir teknik boyutu var, bir hukuksal boyutu var, bir sosyal boyutu var. Değişik boyutları var bu işin. Ben uzun süredir bunlardan bahsediyorum. Değişik bununla ilgili böyle sosyal medya seferberliğimiz falan da oldu. Değişik illere gidip bununla ilgili konuşmalar yaptım. Değişik arkadaşlar davet ettiler sağ olsunlar. Anlatmaya çalıştım. Yazılarımız var. Bununla ilgili benim yazımı da içeren bir yazılar serisi derlendi, kitap halinde yayınlandı. Birkaç farklı yerde bununla ilgili yaptığım konuşmadan o konuşmaları toplayıp yayın yaptıkları kitaplar da var. Bunlara da ulaşabilirsiniz, okuyabilirsiniz. Benim dışımda başka uzmanların da bu konuyla ilgili yazdıkları mahremiyet konusu, yani kişisel bilgilerimizin güvenliği, internet üzerindeki güvenlik, sosyal mühendislik konuları ile ilgili değişik sıkıntılar yaşanıyor. Tabii burada bir ülkenin gelişmişlik seviyesi çok önemli. Yani sizin ekonominiz dünya çapında, mesela diyelim Türkiye'nin ekonomisi 18. mi? Türkiye'nin işte bu konulardaki duyarlılığı en iyi bir konuda, mesela balıkçılıkta diyelim, Türkiye en iyi bir 15. olur, 13. olur. Hiçbir zaman dünyanın birincisi olamaz herhangi bir konuda. Niye? Çünkü sizin şeyiniz o, yani oynadığınız standart o. Hani 3 ileri gidersiniz, bazı konularda da 5 geridesinizdir. Yani bir konuda da Türkiye 22.'dir mesela dünya çapında. Hiçbir zaman da böyle sonuncu olmaz. Yani 80. olmaz, 18. ekonomiyseniz. Bir oynama payı vardır. Bazı konularda işte 3 daha ileridesinizdir, 3 puan daha, 4 sıralama daha öndesinizdir. Bazı konularda biraz daha gerisinizdir. Bu da öyle bir konu. Yani güvenlik konusunda Türkiye'de bunların hepsinde siber güvenlik, ana yurt güvenliği, değişik isimler veriliyor. Homeland Security gibi. Altını değerlendirmek mümkün. Şimdi söylediğiniz şeyler doğru. Mesela Google son kullanıcı sözleşmesinde açıkça yazıyor. 3-4 yıl oldu galiba bunu değiştireli. Sizin mailleriniz, sizin işte Google Drive'a yüklediğiniz bilgiler, sizin Google'la ilgili her şeyiniz, Documents'ın altında Google Docs'a yüklediğiniz şeyler, size daha iyi reklam gösterilebilmek adına bunlar inceleniyor deniyor. Ben tarihte birkaç kere bu büyük firmaların, Amerika'daki büyük yazılım firmaları, şu an yazılım dünyasını Amerika domine ediyor, bunu kabul etmek lazım. Çoğunluk onlara ait.
birkaç kere bu firmaların batacağını düşündüm. Yani pazar onu gösteriyor. Başka bir ülkede olsalardı da kesin battıklarına eminim. Mesela Microsoft'un çok ciddi sıkıntılar atlattığı zamanlar oldu. IBM'in çok ciddi sıkıntılar atlattığı zamanlar oldu. Bunu biraz daha sektörü bilen insanlar çok daha net ne demek istediğimi anlıyorlardır. Bunların bir şekilde ben Amerika'daki istihbarat örgütleri veya başka arka plandaki gruplar tarafından kurtarıldığını düşünüyorum. Çünkü çok büyük bir güç. Yani düşünün, dünya üzerinde işte bir dünya üzerindeki en fazla kullanılan işletim sisteminin bir Japon işletim sistemi, bir Çin işletim sistemi veya bir Rus işletim sistemi olmasındansa Amerikan işletim sistemi olmasını tercih edebilecek çok ciddi kuruluşlar olduğunu garanti edebilirim size. Dolayısıyla bu kuruluşlar da bunu sağlamak için yani illaki çalışıyorlardır. Bu sadece Amerika'ya özgü bir şey değil. Dünyanın her ülkesi bunu ister. Yani bugün Türkiye mesela diyelim Türkiye'de bir firma çıkacak. Dünyanın en çok kullanılan işletim sistemini üretme ihtimali var. Buna Türk makamları, Türk işte hangi kurumları varsa bunlar seferber olmaz mı? Olurlar, illaki olurlar. Tabii bunun geri dönüşü de oluyor. Mesela çok klasik bir örnek, daha önceki videolarda da söyledim. Mesela Angry Birds diye bir oyun var. Bu açıkça çıktığı için biliyoruz. Diğerlerinin de olduğu söyleniyor. Bunlar biraz komplo teorilerine giriyor. Çok fazla o şeye girmek istemiyorum ama bilinen kesin şeyler üzerinden gitmek istiyorum. Mesela Angry Birds oyununun içine NSA, National Security Agency, Amerikan istihbarat örgütlerinden bir tanesinin bir kod bıraktırttığı ve bir açık kapı bıraktırttığı ve bunun üzerinden veri aldığı daha sonradan firma tarafından itiraf edildi. Edilmeyen firmalar da vardır. Buna benzer bir sürü şey de vardır. Dolayısıyla bir şekilde burada bir oyun dönüyor. Yani bu oyun bilgi üzerinden dönen bir oyun ve bilgi güçtür. Kabulü üzerinden dönüyor ve çalışıyor da gerçekten bilgi güç. Yani bunu artık günümüzde herhalde aksini iddia edecek kimse kalmamıştır. Çok büyük bir güç bilgi. Ve bilgi büyüdükçe daha da büyük bir güç oluyor. Yani orada bir çığ etkisi var. Yani büyüdükçe büyüyen bir yapı. Ya yani bir kişinin bilgisini bilmekle 1 milyon kişinin bilgisini bilmek veya 1 milyar kişinin bilgisini bilmek arasında böyle sadece işte sıfırlar atmıyor. Onun üzerinde bir büyüme durumu söz konusu. Dolayısıyla böyle şeylerin olduğunu ben düşünüyorum ve bunu da destekleyen çok fazla durum var. Zannediyorum herkes aklı başında herkesin buna itirazı olmaz. İtiraz eden kimseyle şu ana kadar tanışmadım. Hani böyle bir şey yoktur. Bu işte böyle güllük gülistanlık bu firmalar. Tabii burada denge unsuru oluşturan şeyler var. Nedir derseniz işin hukuksal boyutu var. Sizin kişisel bilgilerinizin alınması durumunda çok ciddi tazminatlar, işte mahkeme süreçleri işleyebiliyor. Bu bir şey, check-off. Yani bu mesela ülkelerde vardır. Kapitalizm veya işte şirketler, ekonomi, işte para sahibi olanlar, güç sahibi olanlar belli güçler verilir toplum olarak veya kültürel olarak ve ekonomik olarak bu güçleri elde ederler. Ama bunların her zaman denge unsuru olmak zorundadır. Biraz Amerika'da yaşayınca bunu görüyorsunuz. Evet çok güçlü şirketler var ve evet çok fazla şey yapabilirler. Ama bazı yerlerde yapamadıklarını görüyorsunuz. Çünkü işin arka tarafında çok daha güçlü bir hukuk sistemi işleyebiliyor bazen. Bazen işlemediği de oluyor tabii. Ayrı şeyler ama en azından var yani. Bazı durumlarda olan bir şeyden bahsediyoruz. En azından bir şey olarak duruyor. Bunun yanında tabii şirketlerin itibarı var. Reputation denilen bir şey var. Bunun zedelenmesi ciddi bir sıkıntı. Bugün mesela diyelim ki iPhone'daki bilgilerinizin hepsi internet üzerinden yayınlanmaya başlandı diye örnek olması açısından. Yarın öbürsü gün bu ürünü kimsenin almaması gibi bir sonuç ortaya çıkabilir değil mi? Yani bir de pazar dinamikleri var. O pazarda o firmanın bir itibarı var. Ona göre sattığı ürün var. Siz mesela bir ürün alırken neye göre tercih ediyorsunuz? Orada belirleyen şeyler var. İşte bunlar biraz dinamikleri sağlayan şeyler. Tabii tam sağlıyor sağlamıyor. Mutlaka arka planda bilmediğimiz, arka planda yani güncel hayata yansımayan şeyler var. İşte mesela Wikileaks bir sürü şeyleri çıkartıyor değil mi şimdi? Bu çıkan şeyler mesela normalde ne kadar etki buluyor? O da ayrı bir tartışma tabii. Bu şeyin ne kadar çalıştığını da gösteren bir şey. O piyasa dinamiklerinin veya dengeleyici o check valve şeylerinin ne kadar çalıştığını da gösteren bir şey. Çoğu zaman da çalışmadığını görüyoruz. Toplumun bazı durumlarda çok duyarsız olduğunu görüyoruz. Bir bununla ilgili bir olay yaşanmıştı. Bu NSA'nin yurt dışından gidip gelen bütün mailleri okumakla ilgili bir izin alabilmesiyle ilgiliydi durum. Şimdi işin bir de böyle bir boyutu var. Bence biraz işin tiyatro boyutu bu. Öyle de söyleyebilirim. Yani gerçekte yaptıkları şeylerle izin alma boyutunda yaptıkları şeyler arasında farklılık oluyor. Hukuksal olarak bazı hakların verilmesi durumunda bu firmaların aslında hiçbir şey yapmadıkları, hiçbir şey hakları olmadığı gibi bir izlenim var. Kağıt üzerinde öyle belki de. Ama gerçekte eyleme geçildiği durum nedir derseniz çok farklı olduğunu söyleyebilirim. En azından benim hissettiğim, gördüğüm kadarıyla böyle. Orada öyle bir tartışma yaşandı. Yani işte bunları ne kadar
NSA okuyabilir. Sonuçta terör örgütünü engellemek bir devlet kurumunun görevi. Terör olaylarını yakalayabilmek, önleyebilmek görevi. Dolayısıyla NSA de bunun için dedi ki ülke içindekilerle ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Onları kesinlikle okumayacağız ama sadece yurt dışından gelen ve yurt dışına giden mailleri, e-postaları okuyalım dediler. Buna izin verilmedi. İnsanlar kendi kişisel hakları için bunun için mücadele ettiler. Böyle bir hakkı yoktur dediler. Böyle bir şey yaşandı Amerika'da mesela. Bunlar dönem dönem yaşanıyor. Yani çok ciddi bir şey var orada, tartışma var. İnsanların bireysel haklarıyla bir devletin sorumluluğunun çizgisi aslında sadece bilişim dünyasındaki tartışma konularından birisi değil. Bu tarih boyunca hep tartışma konusu olmuş. Yani bir devlet nerede sorumludur, nereye kadar sorumludur, hangi noktadan sonra bireysel haklar başlar ve insanların özgürlüğü başlar tartışması hep tarih boyunca olmuş ve bu sorunun cevabı doğru bir tane cevabı da olmayan bir soru bu. Her kültürde de değişiyor. Mesela Türkiye'deki devlet algısı ve devletin sorumluluk algısıyla Amerika'daki veya Çin'deki veya işte Küba'daki veya Güney Afrika'daki çok farklı yerlerde. Bu birazcık o ülkenin beklentileri ve şeyleriyle ilgili. Ve burada tabii firmaların sorumluluğu da, yani devletin firmalar üzerine ne kadar yaptırım yapabileceği, ne kadar mesela bir şirketin Amerika'daki özgürlüğüyle Türkiye'deki özgürlüğü çok farklı. O yüzden bu verilerin toplanmasının size nasıl yansıyacağı da kültürden kültüre, ülkeden ülkeye değişiyor. Tabii şöyle bir şey var, şunu kabul etmek lazım. Dijitalleşen dünya, sanallaşan dünya giderek tek bir dünya olmaya doğru ilerliyor. Dolayısıyla kanunların, kuralların olmadığı, işte mesela gümrük beyanı ile ilgili, gümrük vergileri ile ilgili çok şeyin değiştiğini görüyoruz. Bir yazılım nasıl ihraç edilecek? Ortada giden gelen bir mal yok. Ama bakıyorsunuz işte bir sürü reklam anlaşmaları, bir sürü pazar anlaşmaları, bir sürü yazılım satışı. Değil mi? Siz mesela internetten bir yazılım satın alıyorsunuz şimdi. Bunun gümrüğüyle ilgili ne kadar gümrük vergisi ödediniz mesela alınan yazılımlarla ilgili Türkiye olarak. Yani bu işlerin giderek artık tek bir kültüre doğru gittiğini de görüyoruz. İnsanlığın ortak bir kültürüne doğru gittiğini görüyoruz. Tabii risk her zaman var. Tehdit her zaman var. Burada kendinizi koruyabileceğiniz şeyler var. Ben internette bazen reklamları geliyor. Benim üye olduğum gruplar itibariyle de belki bana geliyordur. Belki herkese geliyordur bilmiyorum ama. Mesela işte böyle eğitimler var. 8 günde internet üzerindeki geçmişinizi temizlemek. İşte firmalar var, danışmanlık firmaları. Sizin geçmişinizi temizlemek, sizin geçmişinizi internetten yok etmekle ilgili firmalar var. Bunlar ciddi sıkıntı olmaya başlıyor çünkü. Bakıyorsunuz çok küçük yaşlarda, çok genç yaşlarda bilinçsizce yapılan yayınlar 10 yıl sonra, 20 yıl sonra, şimdi sosyal ağlarda yeni kavramlar, bunların 20 yıl sonraki etkileri henüz bilinmiyor. Bunların mesela firmalar var değil mi? Sizin işe başvurmadan önce sizinle ilgili araştırma yapıyorlar. Sosyal ağlardaki paylaşımlarınızdan, sosyal ağlardaki geçmişinizden, sizin karakter analiziniz, o konuyla ilgili bilgi analiziniz. Mesela diyelim ki Java Developer'ım diye ben başvurmuşsunuz. Java ile ilgili hiçbir paylaşımınız yok. Öteki tarafta birisi Java Developer'ım diye başvurmuş. Adamın paylaşımlarının %80'i Java ile ilgili mesela. Sizin paylaşımlarınız, binlerce paylaşımınız var ama hiçbirisi Java ile ilgili değil. Şimdi firma bunu araştırıp sosyal ağlardan, bir de herkese açık bilgiler bunlar çoğu, araştırıp onunla ilgili bir rapor hazırlayıp gönderebiliyor. Buna benzer çok örnek var. Yani sosyal ağlar giderek hayatımıza giriyor. Burada tabii mücadele etmek, yani bu tehditleri içeren bir şey neticede. Değişim tehdit de içeriyor, fırsat da içerir. Her zaman böyledir, her değişim. Sizin tehditlerle ilgili bilinçlendirilmeniz ve korunmanız devletin görevi olan kısımları da var. Bununla ilgili baktığınız zaman çoğu devlet değişik kontroller yapıyor. Mesela bununla ilgili bilgilendirici televizyon programlarının düzenlenmesi, prime time'larda yayınlanması, radyo programlarının düzenlenmesi. İşte bir bakıyorsunuz bir yarışma mesela, popüler bir yarışmada bunu bir tema olarak işleyebiliyorlar ve çarpıcı bir şekilde vurgulayabiliyorlar. İnsanlara işte böyle internette videolarını görürsünüz, yapılabiliyor. Şimdi bunlar zaman içinde daha önemli seviyeye gelecek. Şu an zaten yaşanıyordu. Türkiye'de çok sayıda bununla ilgili şey yaşandı biliyorsunuz. Mailler çarşaf çarşaf yayınlanıyor. İşte yanlış dezenformasyona dayalı bir sürü tweetlerin atıldığı dönemler, insanların galeyana getirilmeye çalışıldığı dönemler. Değişik değişik zamanlardan geçti. Her ülke geçiyor. Bakıyorsunuz işte bir yerde devrim olacak. Onunla ilgili bir ülke bir işler yapabiliyor. Bir yerde bir politik müdahale gerekebiliyor. Onunla ilgili bir işler. Şimdi mesela yeni sıcak bir konu olduğu için Rusya mesela seçimlerle ilgili sonuçları Amerika'daki Trump lehine, iddia o boyutta, etkilediği söyleniyor. Yani ne kadar doğrudur yanlıştır ayrı bir şey ama bununla ilgili şeyler yaşanıyor. Sürekli bir siber savaş var ve bu siber savaşın tarafları var ve bu tarafların en güçlü şeyleri de, yani eskiden böyle işte tümenler, tugaylar, işte birlikler, işte kol ordular, ordular, değişik şeyler sayıyorsunuz değil mi? Bir
şeyiniz var, müfrezeniz var mesela diyelim 10 kişilik. Şimdi bunun yerine 10 kişilik bir yazılım ekibi almış bakıyorsunuz. Bir ordu yerine bakıyorsunuz, bir dev bir yazılım firması almış. Ve o yazılım firmasının yaptığı şey, mesela eskiden savaşta ganimet alınırdı değil mi? Bir ekonomik bir katkıydı yani. Çok ülke, çok bakıyorsunuz devlet. Bu savaş ganimetleri üzerine kurulmuş ve savaşı bıraktığı anda o devletlerin yıkıldığını görüyorsunuz. Ekonomik model kuramadığı için ortaya devam edemediğini görüyorsunuz. Şimdi buna benzer şekilde ganimet toplayan firmalar var. Yani dünyanın her yerinden, bugün işte Güney Afrika'dan, Çin'den, Avustralya'dan sürekli paranın aktığı bir savaş var ve o savaşı kazanan kişi, mesela örnek olması açısından cep telefonu savaşı var. Cep telefonu savaşını kazanan kişi en iyi firma. Ki işte şu an dünyada iki tane iyi firma var biliyorsunuz. Birisi iPhone, tamamen Amerikan firması. Diğeri işte Samsung. Onun üzerinde de Google çalışıyor. Gene Amerikan yazılımı. Yazılım kısmı gene Amerikan. Sadece donanımını üretiyor Samsung. Şimdi bunlara baktığınız zaman Android çalışıyor. Açık kaynak bir kod bu arada. Linux'a dayalı bir kod. Ama yani iş başka boyutları var. Tartışılacak şeyler. Bunlara baktığınız zaman mesela şunu söylüyorsunuz, diyorsunuz ki yani burada bir savaş var ve bu savaşı kazanan kişi bu ganimeti alıyor. Para boyutu böyle baktığınız zaman. Egemenlik boyutuna bakıyorsunuz. Adam Twitter, mesela siz ülke olarak bir kanun koyuyorsunuz. Diyorsunuz ki Türkiye Cumhuriyeti olarak biz egemen bir gücüz. Biz bir devletiz ve biz böyle bir kanun koyuyoruz. Şu 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 bizim için suçtur. Bir kişinin mesela ismini alıp onun hakkında ileri geri konuşmak bizim için suçtur. Böyle bir kanun koyduğunuzu düşünün. Toplumsal olarak da bunu kaldırmak istiyorsunuz. Twitter diyor ki yani tamam sen istediğin kanunu koyabilirsin, istediğin gibi mahkemede yargılayabilirsin ama benim ne yapacağım önemli diyor. Ve bakıyorsunuz sizin o egemenlik gücünüz üstünde daha büyük bir güç var. Hukuksal olarak bakıyorsunuz, ekonomik olarak bakıyorsunuz öyle. Yani sonuçta baktığınız zaman o eski şeyler bitmiş durumda. Yani eskiden insanlar banka soyardı değil mi? Banka soygunları %80 azalmış şimdi. Niye? Adam gidip niye risk alsın ki hayatını riske atsın? İnternet üzerinden onu soymaya çalışıyor. Dolayısıyla eskiden bildiğiniz bütün suçlar ve ilave yeni suçları artık dijital dünyada görebiliyoruz. Ve devletlerin de dijitalleşmesi gerekiyor. Polis gücünün de dijitalleşmesi gerekiyor. Yani artık eskiden tabii her zaman buna ihtiyaç var. Devriye gezen bir polis ekibine her zaman ihtiyaç var ama artık devriye gezen dijital bir polis ekibine de ihtiyaç var. İnternette bu suçları yakalayabilecek, bunlara çok hızlı müdahale edebilecek devletin ve sonuçta kendi vatandaşını koruyacak. Bunları niye yapıyor? Keyif için, zevk için yapmıyor. Sonuçta bizleri korumak için bunu yapıyor. Amacı bizleri korumak olan bizlere hizmet olan bir devlet modeline ihtiyacımız var. Bunu dönüşümünü yavaş yavaş yaşayan önde olan ülkeler var. Nispeten geride olan ülkeler var. Her ülke kendi gelişmişlik seviyesine göre bir boyutta bunları devam ettiriyor. Şimdi sizin sorunuza gelecek olursak mesela aynısı bu şeyler için de geçerli. İşte açık kaynak kod, özgür yazılım, işte GNU kullanıyoruz, şunu kullanıyoruz. Şimdi mesela örnek olması açısından söyleyelim. Bir işletim sistemi içinde kaç satır kod vardır? Galiba yanlışlık olmasın ama Windows'un içinde 31 milyon satır kod vardı yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Android'in içinde galiba 10 milyonlar civarında satırdan bahsediliyor. Ortalama diyelim milyonlarca satır yani. Çok önemli değil sayısı da. Tamam mı? Şimdi onların istatistikleri açılır bakılır bulunur. Hatta şuralarda bir yerde bulabilirim bir şeyden. Ama biraz vakit alacak. Neyse çok önemli değil. Yani milyonlarca satır kod var. Şimdi açık kaynak kod. Tamam güzel. Özgür kod. Tamam çok güzel. Niye güveniyoruz biz onlara? Açık kaynak olduğu için bir hata olsa bulunacak. Tamam çok güzel. Var mı Türkiye'de mesela o 30 milyon satır kodu bilen, bir hata olsa orada bulabilecek olan ve onu gerçekten analiz edebilecek olan. Şimdi Linux'un yeni versiyonu çıktı. O çok güvenilir. Hadi kuralım. Kurduk tamam. Onun içinde bir güvenlik açığı olmadığını garantisi var mı? Yani birisinin bununla ilgili bir kişisel hata yani kasıtlı kötü niyetten bahsetmiyorum. O basit bir hata yapmış da olabilir değil mi bireysel olarak? Yani bir sürü şey sayabilirsiniz. Dijital dünyada olabilecek risklerin sayısı sınırsıza yakın. Şimdi dolayısıyla işte ülkelerin gelişmişlik seviyesinden bu yüzden bahsediyorum. Size kodu açık bir şekilde verseler bile sizin o kodu, o açık olarak aldığınız kodu analiz edip ondaki hataları bulacak uzmanınız yoksa veya hangi konuda teknik yatırım yapacağınız, teknolojik yatırım yapacak uzmanınız yoksa ki bu uzmanın olması da sizin gelişmişlik seviyenize bağlı, işte üniversitelerinizin seviyesine bağlı, bilişim uzmanlarınızın seviyesine bağlı, devlette çalışan bununla ilgili sorumlu kişilerin seviyesine bağlı, işte dijital polis ekiplerinden bahsediyoruz.
sizin polisinizin ne kadar bilgisayar kullanabildiğine bağlı. Bir sürü şey yani işte bakıyorsunuz adam polisle ilgili bir şeye bilgisayara gidiyor bir oyun yüklüyor. Oyunun içinde virüs bulaşıyor. Bütün network'e bunu bulaştırabiliyor yani ve o güvenlik açığını sonra başka birileri kullanabiliyor. Şimdi bu basit seviyede bile kendi güvenliğini alabilecek kadar kendi ekibine, kendi polisine eğitim vermeyen birisi, veremeyen bir polis teşkilatı kalkıp beni nasıl koruyacak? Yani bu işte hep birbiriyle bağlı şeylerdir. Burada üniversitelerin çok büyük önemi var. İyi üniversite olması. Sayısı önemli değil. Milyonlarca üniversite açabilirsiniz. İşte yetişen kişinin ne kadar bilgili olduğu çok önemli. Dolayısıyla yani bu iş çok büyük böyle sosyal analizlere doğru gider ama benim sonuç olarak söylemek istediğim şey şu an dijital bir dünyaya geçiyoruz. Risk faktörü çok fazla. Söylediğiniz her şeyde haklısınız. Çok ciddi açıklar var, çok ciddi savaş devam ediyor. Ülkeler savaşıyorlar, sadece bireysel savaşlar değil. Bireyler bunda rol oynayan bireyler var. Her zaman olduğu gibi normal savaşlarda da bireylerin önemi var biliyorsunuz. Bu devam ediyor. Şimdi burada ne yapacağız? Burada bir defa kendimize düşen şey bilinçlenmek, öğrenmek, sürekli bir yenileme sürecine girmemiz gerekiyor. Teknolojiyi takip etmemiz gerekiyor. Etrafı bilgilendirmek, elimizden geldiğince işte bu video, şu an izlediğiniz bu videoda bu amacın bir parçası. Herkese iş düşüyor, anlatmak, bununla ilgili bilinçlendirmek. Bununla ilgili devletten, devlet kurumlarından beklentiye girmek. Çünkü bir vatandaş olarak en doğal hakkımız bizi koruması gerekiyor. Benim bilgilerimi ben devlete güvenerek veriyorum bir devlet kurumuna. Sonra internette birileri bunu çarşaf çarşaf yayınlıyorsa o zaman o devleti sorgulamak lazım. Hesap verilebilirlik önemli bir şeydir her sistemde. Bakın bu hep gittiğimiz noktalar bütün devlet sistemi, bütün sosyal yapıya gidiyor. Sadece dijital problemler değil bunlar. Yani bütün devleti sorgulayan, işte hukuku sorgulayan, kanunu, bizim kültürümüzü sorgulayan şeyler bunlar. İşin o boyutu var. Ama bir de şu boyutundan da bakmamız gerekiyor. Kendimiz bireysel olarak ne yapabiliriz? Şimdi burada güvenliği sağlamak için işte özgür yazılım kullanmak bir seviye daha fazla güvenlik sağlayabilir. Evet, daha az kullanılan bir işletim sistemi, daha az kullanılan bir yazılım olduğu için daha az virüs bulaşma ihtimali var. Belli repozitörleri kullanıyorsunuz, daha az risk içeriyor. Ben ne yapıyorum derseniz benim hiç böyle kaygılarım yok. Benim bütün bilgilerim açık. Kırabilirler, şifrelerimi alabilirler. Yani zarar görürüm ama hani o zarar benim hayatımın sonuna erdirecek bir şey değil. Çünkü beni bilen biliyor, tanıyan tanıyor. Zaten böyle art niyetim, kötü niyetim olan bir şey yok. Yazdığım bütün mailleri de bir gün internete açsam hiçbir şekilde vicdan azabı ya işte şu gizliydi şey olacaktı diyeceğim bir şey yok. Kimseye karşı mahcup olacağım bir şey yok. O hep kendini bir muhasebeyle yapılan işler. Yani bir şey yazarken bir daha okuyup onu ya bunu bütün dünya duysa utanır mıyım? Bunu bütün dünya duysa şöyle olur mu diyeceğim. Kontrolle yapmaya çalışıyorum. Eğer illa ki hepimiz insanız, hatalarımız var. Belki o anda uygun şekilde ifade edemiyorsunuz. Yanlış cümleler kullanılıyor. Belki birisi için, benim için belki problem olmayan şey başka bir kültürde çok büyük bir suçtur. O da ayrı bir şey olabilir. Ama neticede doğruysanız şayet, kendinize güveniyorsanız bunlardan çok korkmazsınız. En azından benim durumum bu. Ama çok ciddi sıkıntılara da sebep olabildiğini görüyorsunuz. Sosyal olarak problemler yaşattığını görebiliyorsunuz. Kişisel güvenliğinizi sağlamanız gerekiyor. Bunu birazcık eğitimle yapmak gerekiyor. Dijital ortamı nerede kullanacağınız, nasıl kullanacağınızı bilmeniz gerekiyor. Mesela benim çok büyük bir şeyimdir, dikkat ettiğim bir şeydir. Bununla ilgili travmalar yaşadıktan sonra, bunlar da öğrenilen şeyler, bir problem yaşamadan olmuyor. Mesela bazı konuları maille konuşmamaya çalışıyorum. İşte mesela bana mesaj atan arkadaşlar da oluyor. Proje soruyor mesela veya ödev soruyor. Şimdi diyorum ki bu mesela ben size yardımcı olurum bu konuda. Yardımcı olmak da isterim ama gelin bir bilgisayarın başında beraber oturalım. Bunu çünkü insanlarla bazı şeyleri mail üzerinden konuştuğunuz zaman kırıcı olabiliyor. Yanlış algılara sebep olabiliyor. Kullandığınız bir cümleyi sizin tonlamanızla onun okurkenki tonlaması farklı olabiliyor. Virgülü farklı yere koyabiliyor. İşte bütün bunlar başka sebepler olabiliyor. Mesela bazen bunu hissedersem, bazen hissetmediğim için kırdığım insanlar da oluyor. Öyle sorunlar da yaşadığımız oldu ama mail sonuçta veya Facebook mesajları veya işte herhangi bir sosyal ortamda yaptığınız mesajlar, hele Twitter çok kısa değil mi? 140 karaktere sığdıracaksınız. Genelde sizin anlatmak istediğiniz şekilde anlaşılmayabiliyor. O yüzden böyle biraz daha detaylı konuşmanız gereken, daha konuyu açarak detaylandırmanız gereken konular varsa yüz yüze konuşmayı tercih etmek mesela değil mi? Şimdi sosyal dünyaya dijital dünyaya geçiyoruz ama dijital dünyaya geçtikçe dijital dünyada yaşanan yeni problemler de ortaya çıkmaya başlıyor. Eskiden sayfalarca yazılan mektuplar, sayfalarca yazılan o şeyler yerini konuşmaya, konuşma yerini tekrar yazıya, şimdi yazı tekrar konuşmaya, şimdi video çekiyoruz değil mi? Bu dönüşümü yaşıyoruz. Buna benzer şeylere dikkat edebilirsiniz. Birazcık tanıyarak, öğrenerek çünkü bunu sonuçta insanlık tanıyor. Sosyal ağlar şurada baktığınızda 10 yıl oldu mu?
o civarda bir ömrü olan şeyler hayatımıza girmesi. Dolayısıyla biz de öğreneceğiz, insanlar da öğrenecek. Bununla ilgili çok küçük yaşlardan itibaren eğitim verilmesi lazım. İlkokullara belki bununla ilgili bilinçlendirici derslerin konulması lazım. Türkiye'de hep söylediğimiz işte bilişimle ilgili ilkokuldan itibaren çok ciddi eğitim olması gerektiği, kodlama öğretilmesi gerektiği, bununla ilgili işte elimizden gelince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bir hocamız, Nihat hocamız, tekrar buradan teşekkür ediyorum, video hazırladı. İşte Scratch ile mesela çocuklara bir saatte basit kod yazabilecek seviyeye getirmek. Bilişimle ilgili mesela bekleyen tehditleri anlatabilmek, bununla ilgili sıkıntıları anlatabilmek, bununla ilgili hukuk kanun yapıcıların gerekli hukuksal düzenlemeyi şey yapması, hazırlaması, işte yürütme organının bununla ilgili yeterli personel istihdam etmesi, bununla ilgili çözümleri sunması, işte polis ekibi olabilir, bununla ilgili değil mi, şimdi bir sürü şeyler kuruldu, bakanlıklara bağlı kurumlar var veya üst kurullar var. Değişik şeyler kuruldu. Bunlara baktığınızda bunların yeterliliğe ulaştırılması. Bireysel olarak da hepimizin bilinçlendirilerek bununla ilgili çözümlerin alınması. Hatta öyle olmalı ki ben bireysel olarak hata yapsam bile bir devlet kurumu gelip bak sen şurada şunu açıkça yayınlamışsın, biz onu kapattık, onu engelledik, bir daha da yapma diye beni uyarması lazım. Bunun tam tersi benim gizlediğim bilgiyi alıp internette yayınlayan devlet kurumlarımız var. İşte bu işlerde yavaş yavaş öğrenecek. Yani bireyler öğrenecek, devlet öğrenecek. Herkesin bir yerde bu şeyi ne denir? Öğrenme sürecini yaşıyoruz. Dediğim gibi bu konudaki durum da işte ülkelerin gelişmişliği, bireylerin gelişmişliği, eğitim seviyesi. Sonuçta bireyler arasında da farklılık var bu konuda. Entelektüel seviyesi, eğitim düzeyi. Bunu etkiliyor. Ne kadar bu konularda risk içerdiği veya içermediği. Muhtemelen eğitim seviyesi düştükçe risk oranı artıyordur. Bununla ilgili bir çalışma hemen sunamam ama yani aklın yolu bir. Herhalde buna itiraz edecek kimse yoktur. Dolayısıyla birazcık eğitim şart, birazcık dikkat şart. Bir de her zaman söylediğim gibi işi bilen kişilere vermek şart. O önemli bir şey. Giderek sıkıntı olmaya başladı. Dünyada, sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada bununla ilgili sıkıntılar yaşanmaya başlandı. Umarım hepimiz için sona hayırlı olur diyelim. Umarım faydası olur bu videonun. Biraz en azından böyle bir şey varmış denilebilecek bir, belki soru işareti uyandırabildiysek, belki birkaç kişinin dikkatini çekebildiysek o bile kârdır. Umarım faydası olur. Herkese başarılar dilerim.